Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu görmüş olduğunuz Jeep'le dağa çıkacağız. Birazcık off-road'un tadına bakacağız. Arkadaşlar bu araba Land Rover Freelander olması lazım. Tipi ona benziyor biraz. Range Rover'lara hiç benzemiyor. Land Rover bu galiba. Freelander 2 benziyor. Şimdi bu arabayı bir off-road donanımında yapacağız arkadaşlar. Off-road tekerleri takacağız. Beyaz renge boyayacağız. İşte efendim basmayacağız buna. Normal modifiyeden ziyade off-road donanımlayacağız yani. Dağa çıkacağız. Birazcık eğleneceğiz. Ondan sonra zaten kapanışa geçeceğiz. Şimdi ben dağın yoluna doğru gidiyorum. Dağın eteklerinde bir tane de Los Santos Customs var arkadaşlar. Merak etmeyin, haritanın bir ucuna gitmiyoruz zaten. İleriden döneceğiz sapaktan. İnşallah kazasız belasız bir şekilde dağda çıkarız. Dağın yolları zevkli ya, ben epeyden beri dağa çıkmıyordum. Önceden hep online'a girerdik arkadaşlarla birlikte. Yani emin olun bütün arabalarla dağa çıkmışımdır. Bir tek bu sporlar işte Bugatti, Mugatti onlarla çıkmadım. Hiç zevk vermez onunla çıkmak. Zaten altı sürte sürte çıkıyor. Ama diğer bütün arabalarla işte sedanlar olsun, hatchbackler, jeepler. Bir keresinde kamyonla bile çıkmayı denedim. Çıkmıyor, mümkünatı yok. Çok zor, ancak belki şansa çıkarsınız. Ama felaket zor bir şey. Ben ama şunu deneyeceğim bir videoda. Tank. Yalnız biz geçtik. Bak tamam, İyi ki kaza yapmışız, farkına vardık. Ben şunu da deneyeceğim. Bir tank daha çıkar mı? Paletleri var. Ve paletlerin patinaj çekmesi biraz daha zor olur gibime geliyor. Paletlerle hatta, çünkü dikkat ederseniz inşaat bölgelerinde de paletli buldozerler var. Yani paletlerin off-road yolunda daha rahat gitmesini sağlıyor paletler. Büyük ihtimal. Onunla deneyeceğim. Büyük ihtimal çıkarız. Ama şuna üşeniyorum. Bu şehirden de tankla buraya gelmek çok eziyetli. Ama video için üşenmeyeceğim. Bunu yapacağım. Sırf video için arkadaşlar. Sonuçta biz bu yola çıktık. İçerik üretmemiz gerekiyor. Yapmam lazım. Ama boş içerikler üzerinde uğraşmayacağım. Burası ücretsiz çünkü burası benim mekanım. Satın aldım ama şunu takabilirim. Yani modifiye yapmayacağız demedim ben. Şimdi off-road donanımı yapacağız dedim. Egzozlar tabii ki. Off-road kamyonlarında genelde böyle kornalar olur. Ben bunu takayım. Plate'imizi 03 Afyon plaka. Bunu da mat beyaz yapalım. Offroad arabaları genelde beyaz yapıyorlar. Süspansiyonları ellemeyeceğim demiştim. Turbo takacağız. Offroad. Sana bir şey diyeyim mi? Bak bu güzel. Şimdi şunu offroad. Bir video, önceki videoda dedim ki lastik şeyi yanaklara hoşuma gitmiyor dedim, ama offroad lastiklerinde cidden iyi duruyor. Şimdi bu araç artık off-road donanımlı gibi mi? Bence değil. Şu ön tamponlardaki ekler off-road donanımını engelliyor ama vurduk ya. Neyse, zaten armor'la zırh taktırdık arabaya. Bir şey olmaz. Öndeki body kitler, arkadaki body kitler, tampon ekleri falan engelliyor. Normalde off-road arabalarının önünde de yüksek şeyler olur. Arkası da yüksek olur. Tekerlekleri de dişli olur bayağı. Bizim mesela burada evin önünde bir tane Amarok var. Offroad donanımla ön tamponu mamponu değiştirdi adam. Bayağı farklı yaptı. Offroad donanımlı yapmak istediği için. Önü biraz daha mesela normal tampondan daha şey. Amarok zaten yüksek bir araç. Köy yollarında ideal bir araç ama. Yani köy yolları, sadece köy yollarında değil, otobanda da güzel giden bir araç şimdi, yalan yok. Ama böyle adam videolarını bir iki kere izletti. Şeylerden, çamurlu yollardan falan bayağı geçiyor. Bir de hani çamurun tamponu indirme olasılığı da oluyor bazen böyle.
battığı zaman biraz daha yüksek, yani alçak tampon yaptırdı. Cidden bayağı yükseldi araba. Kasisten hızlı geçsen yani ön tamponun üzerine düşme ihtimali bile yok. Anca takla atarsa tampon kırılır. Kasisten sert hızlı bile geçse. Ama cidden güzel yapmıştı adam arabayı. Ki hala da kapının önünde mi bilmiyorum şu anda. Ama satmadı, biniyor. Evet, ATV motoru da şurada ufak bir sürtüşme ile çizik yarattık arabamızda. Evet arkadaşlar, şimdi hazır mısınız? Köy yolu. Ya buraya gelince sanki böyle bizim köye gidermiş gibi hissediyorum. Ya bizim köyün simülasyonunu yapmışlar gibi hissediyorum. Bizim köyün yolları da böyle şeyli, virajlı, rampalı. Kamyon mamyon çok zor bir şekilde giriyor yani, profesyonel bir kamyon şoförü olması lazım. Dar alanda geniş alarak dönmeye çalışıyor. Burada mesela abi iki tane arkadaşımız var. Kusura bakmayın, rahatsız ediyorum. İyi günler. Bak selam verdi, kafasını salladı, gördünüz mü? Adam ya. Arkadaşlar, daha geliniz varsa yukarı kadar atabilirim. Oğlum kaplan lan, saldıracak lan, kaçın. Bakın bakın bakın. Kadın anladı, kaçıyor. Siz daha gezin hala. Dağcılıkta kurt gibi böyle etrafını izleyeceksin. Arkandan bir kaplan geliyor. İzle biraz etrafına. Hoş, biz de dağda gezdiğimiz zaman şu an burada hiç arkamız önümüze neyimize bakmıyoruz da. Gerçekte yaylalarda, maylalarda gittiğimiz zaman dikkat ediyorduk tabi bayağı. Heh, o kamyon burada tıkanıyor arkadaşlar, burada çıkamıyor. Buraya geçtiğiniz zaman ileride çıkar. Fazla bir eğimli rampa yok orada. Buradan belki biraz da zorlanarak çıkar ama zannetmem fazla zorlanacağını. Bu arada yanlar hep çamur oldu. Offroad. İşte ben bu olayı seviyorum abi. Rockstar fiziğini yapmış oyunun. Fiziği güzel. Böyle çamurdan geçtiğin zaman sıçrıyor. Bunlar fazla oyunlarda yok ya. Euro Truck Simulator 2'de bile yok. Euro Truck Simulator 2'de bırakın çamur olmayı, arabalar hasar almıyor bile ama simülasyonları falan cidden güzel. Şimdi şurada şöyle bir şey deneyelim. Birazcık böyle patinaj matinaj çekelim de offroad'un hakkını verelim. İşte bu yollarda ne yapacaksınız biliyor musunuz arkadaşlar? Burada böyle takıldı mı? Çekin el frenine. Gaza hafif hafif dokunun, böyle patinaj çekmeden. Sonradan baktınız hareket ediyor, asılın gaza. Gördünüz mü? Direkt çıkıyor. Bunların hepsi işte zamanla oyunun pratikleştirdiğiniz zaman anlayacağınız şeyler. Ben 2014 yılından beri bu oyunu oynuyorum. 2014'ten sonra bayağıdan beri geliştirdim kendimi. Online'da 300-500 seviyeye kadar geldim kendi başıma. Fakat bir talihsizlik olayından sonra hesabım gitti. Yeni hesap açtım. Uğraşmamak için hesap satın aldım. Satın almadım aslında, tanıdıktan aldım, verdi bana, elinde fazladan vardı. O hesapla oynadım işte. Şu anda o hesapta kilitlendi falan, şifresini halletmeye çalışacağım, onu da bir iki gün halletmeye çalışacağım. Offroad'un yani dağa çıktık. Dağ yolları güzel. Ama bakalım buralardan da zorlanma. Aha, tampon. Bak işte dediğim nokta bu. Siz dediğiniz, hani dediğiniz vardır. Ön tamponun offroad'da ne gibi zarar olur? Bakın. Burada vurdu daha demin. Hızlı geçerken. İşte o tamponu takmasaydık vurmayacaktık. Şöyle geçeriz ya. Biraz sürttüreceğiz arabayı.
Bir şey yok, bir şey yok. Siz eğlencenize bakın ya. Bak abi eğlencene devam ediyor. Hoppa. Şöyle ortada biraz toz duman yapalım değil mi? Oba. Toz duman nasıl abi? Güzel mi? Şöyle birazcık şuradan bir fotoğrafını alayım senin de. Ben bunları Instagram'da düzenliyorum. Ondan sonra videonun fotoğrafı yapıyorum, şeye küçük resim var ya. Bir dakika, yanlış bir yere mi geldik biz? Burada bir tane şey olması lazımdı arkadaşlar. Yok yok, sıkıntı yok reis. Anam anam anam. Dur ben şöyle bir arabadan ineyim. Altı oturdu la arabanın. Ne oldu? Ne bakıyorsun? Adam gitti. Kadın. Bizim arabanın altı oturdu ya. Neyse dur bakayım. Alt şaseye bakalım biraz. Bir şey yok. Şimdi biz buradan nasıl ineceğiz gençler ya? İner miyiz? İndik lan, iki tane hiç zorlanmadı. Hiç konuştuğuma değmedi. Heh, burası burası. Şimdi bu uçurumun kenarına gidiyoruz. Tamam mı? Danger mi yazıyorlar? Danger tehlikeli miydi? Şimdi arabayla buradan uçalım. Biraz da arabayı haşat edelim. Uçuyoruz gençler. Patladık ya. Düz inseydik patlamazdık. Neyse. Arkadaşlar bu videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu videomuzda da böyle değişik atraksiyonlu olaylara girdik. Kanalıma abone olmayı, yorum atmayı, like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Görüşürüz.